ediyorum konuşmalarını yapmak üzere. Buyurun Sayın Başkanım. Değerli belediye meclis üyelerim, DİSK Yenili Şehir'in oluşturma başkanım Sayın Özgür Hanım, şube yönetim kurulu üyelerimiz, sevgili başkan yardımcılarım, kıymetli müdürüm, çok kıymetli mesai arkadaşlarım, hepiniz bayramlaşma törenimize hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Sesimden dolayı özür dilerim, biraz rahatsızım. Sizin aranızda belediye başkanı olarak bulunmak benim için büyük bir onur. Daha önce buraya sendika şube başkanı olarak gelmiştim. Şimdi aranızdan çıkan bir mesai arkadaşınız olarak, yol arkadaşınız olarak, belediye başkanınız olarak buraya geldim. Bugün Kadir Gecesi, hepinizi öncelikle Kandil'de kutlarım. Bildiğiniz gibi bir seçim süreci atlattık. Çok karanlık, çok ümitsiz günlerden geçerken bir anda yepyeni bir ışık doğdu hepimizde. Yepyeni bir ümitlenme durumuyla karşı karşıya kaldık. Bu sadece bizim Bornova'ya ya da İzmir'e dair hedeflerimiz değil, Türkiye'ye dair de sorumluluğumuzu çok arttırdı. Hepimiz bundan sonra yaptığımız işi daha iyi yapmak zorundayız. Yapacağımız işleri de daha büyük özenle hayata geçirmek zorundayız. Çünkü şu anda Türk halkı bizlere bir yetki ve sorumluluk verdi. Bunun da karşılığında bizden en iyisini bekliyorlar. Çünkü bizim milletimiz, bizim vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık. Demin tokalaşırken tokalaşma biraz uzun sürdü çünkü sayınız oldukça fazla. Ama bu Bornova için yeterli bir sayı değil. Sayımızı daha da artırmamız gerekiyor. Personel eksikliğimiz olduğunu biliyorum. Personel eksikliğini en kısa sürede gidermek istiyoruz. Geçtiğimiz dönem tasarruflu bir dönem olarak geçti. Rakamlar pek aslında söylenen gibi değil. Ben çok fazla tasarruf yapıldığını düşünmüyorum. Çünkü hizmetten tasarruf edilmez. Eğer sokakta çöp varsa, o çöp düzgün toplanamıyorsa, eksik işçiden kalan paranın tasarruf değeri yoktur. Hizmetten tasarruf etmeyeceğiz arkadaşlar. İşçilerimizin hakları neyse onları sonuna kadar vereceğiz. Belediyemizin ihtiyacı neyse o kadar işçi çalıştıracağız. En önemlisi, en büyük gereksiz gider kaynağımız bankamatik memuru çalıştırmayacağız. Ben çalışanın çalışmayan karşısında hakkını sonuna kadar savunacağım. Geçtiğimiz dönemde de, ondan önceki dönemlerde de görev değişikliği yapılan arkadaşlar olmuştur. Görevden alınan, başka yere verilen arkadaşlar olmuştur. Bu dönem sürgün ya da kızak gibi kavram olmayacak. Tüm arkadaşlarımız nereye giderlerse gitsinler, Bornova halkına hizmet edecekler, İzmir halkına hizmet edecekler. Bu bizim temel vazifemiz, temel görevimiz. Benim için iş barışı belediyede her şeyden önce geliyor. Bu konuda emin olabilirsiniz. Daha önce buraya geldiğimde ya da Fenişleri Şantiyesi'ne gittiğimde de muhatap olduğum bir soru vardı adayken. Son dönemde işe giren arkadaşlar işten çıkacak mı diye belediye başkanı olduğum gün açıklamıştım. Burada da o arkadaşların olduğunu biliyorum. Kimsenin işten çıkışını vermeyeceğim. Ama herkesi belediyenin nerede ihtiyacı varsa orada çalıştıracağız. İş, emek, ekmek bunlar kutsal değerler. Ama bunların kutsal olması hak edilmeden alınabileceği anlamına gelmiyor. Herkesin hak etmesi lazım. Yani ekmeğini de, işini de hak etmesi lazım. Benim sizlerden ricam şudur. Ben aday adaylığı sürecinde ve adaylığımda 500 civarında program yaptım. Kahveler, dernekler, mahalleler, aklınıza neresi geliyorsa özel görüşmeler. Bornova Belediyesi'ne dair iki büyük şikayet var. Bir tanesi yol, ki onun aslında büyük kısmı bizden kaynaklanmıyor. Bizden kaynaklanan kısmı da var tabii ama gerek Büyükşehir Belediyesi'nden, gerek TEDAŞ'tan, Gediz'den, İzmir Gaz'dan vesaire oralarında yollarda yaptığı sıkıntılar var ama bizden kaynaklanan kesim de var. %35,5 yolla ilgili sıkıntı vardı. %18'de temizlikle ilgili şikayet var. Bunun hepsi sizin değil, bir kısmı parkların alanına da giriyor. Ama benim temel hedefim
bu şikayetler hiçbir zaman bitmez. Ama bunları %10'un altına çekmek. Bu anlamda hepimiz daha çok çalışacağız. Barış ortamında çalışacağız, huzur ortamında çalışacağız ve birbirimize saygı duyarak çalışacağız. Amirlerimizle, memurlarımızla, işçilerimizle diyalog kurarken, hitap ederken saygılı bir şekilde davranacaklar. İşçilerimiz de şeflerine, müdürlerine ve başkan yardımcılarına karşı saygılı davranacaklar. Bir aile ortamı içerisinde emeğin kutsal sayıldığı, emeğin karşılığının verildiği ve halka hizmetin esas kılındığı bir çalışma ortamı hep birlikte hayata geçireceğiz. Benim isteğim budur. Ben gerçekten huzur içerisinde, barış içerisinde bir yönetim anlayışı sergilemek istiyorum. Belediyede çalışan tüm emekçi arkadaşlarımıza 1000'er liralık Migros hediye çeki teslim edeceğiz. Bugün müdürlüklerimize onlar saat 10 civarında teslim edecekler. Siz de müdürlerinizden onları temin edebilirsiniz. Hepinize hayırlı uğurlu bereketli olsun. Müdürlerimiz ve sevgili mesai arkadaşlar, hepiniz bayramlaşma törenimize hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu salonda çok konum, ilk defa bu kadar dolu bir halini görüyorum Aytan Karay'ı. Normalde bayramlaşmada enerji olur. Son 10 dakikadır, 15 dakikadır herkes bana enerjisi çok düşük, yüzün çok asık, büyük bayramlaşma diyor bu. Ben de aslında çok heyecanlıyım ama rahatsızım biraz. İnanın zorla duruyorum ayakta. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Sadece şunu iletmek istiyorum. Bornova Belediyesi'nde temel hedefim iş barışını sağlamak. Çalışan arkadaşlarımıza her mesai gününü bayram gibi yaşatmak istiyorum. Dün yaptığımız konuşmada da söyledim. Bornova'da yeni bir dönem açacağız. Burada da belediyenin içinden gelen, siyasetin içinden gelen bir arkadaşımız olarak yakışan şekilde davranacağım. Kimseyi rezil etmek gibi bir davranışım olmayacak. Ne kendimi, ne başkan yardımcılarımı, ne müdürlerimi. İşçi arkadaşlarla, yönetici arkadaşlar arasında saygı ve sevgiye esas alan bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz. Asla arkadaşlarımızın fazla mesailerine kimsenin göz dikmesine izin vermeyeceğiz. Çalışan herkes emeğini karşılığını sonuna kadar alacak. Çalışanın hakkını çalışmayan karşısında savunmak temel vazifelerinden birisi olacak. Belki en zor şey şu, yani yolları yapabilirsiniz, bütün Bornova'yı temizleyebilirsiniz, çok iyi statlar, çok iyi salonlar yapabilirsiniz ama en zor şey belediyede bankamatiklerle uğraşmaktır. Çok uzaklığından söyleyeyim. Net bir söz verdim seçim sürecinde. Bornova Belediyesi'nde herkes çalışacak diye. Çalışan tüm arkadaşlarım şundan emin olsunlar. Onların haklarını ve çıkarlarını asla başkalarına ezdirmeyeceğim. Yine söylediğim bir şey burada tekrar edeyim. Kimse siyaset kurumunun arkasına sığınıp da kendisine bir konfor alanı oluşturmayacak. Bornova Belediyesi'nde siyasi olan benim, en siyasi olan benim. Ben nasıl sabah 8'den akşam 5'e kadar, 6'ya kadar, bazen 10'a 11'e kadar çalışacaksam her arkadaşım da görev yerinde çalışmak zorunda olacak. Bu dönemi hep birlikte huzur ve refah içerisinde geçirmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Thank you.
sınırlı. İşte.